XF'ye hoş geldiniz. Sport Auto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıktı ve evinde 3 puanı aldı. Galatasaray haftanın açılış mücadelesinde kazanmayı başardı ve Fenerbahçe'de kaybetmeden devam ediyor. Kazanarak devam ediyor. XF'de Nebil Evren ve MKG ile konuşacağız. Evet XF'ye bir kez daha hoş geldiniz. Ee, bu hafta Süper süperlik heyecanı devam ediyor dedik. Değişiklikler var. Şöyle bir açılış yapmak istiyorum aslında. E, siz programda anma şansı buldunuz ama e, ben dünya gözüyle hiç kendisiyle bir araya gelmedim. Halit abiyi burada e, anarak başlayayım. Kendisine rahmet dileyelim, huzur içinde uymasın evet. dileyelim. E, spor anladım. spikerliğinin, yani duayenlerinin de duayeni olarak niteleyebileceğimiz, güler yüzlü, e, son derece naif Halit abimizi kaybettik e, geçtiğimiz hafta bir kez daha e, anarak onu başlayalım istedim diyelim ve İyi sizlere pası atayım e, dediğim gibi hiç dünya gözüyle bir araya gelmedim siz birlikte çalışmışsınız o kadar şanslısınız yani evet e, aynı işte, stüdyoyu paylaştık pay... ben aynı stüdyoda yayın yapmadım galiba ama sonuç aynı ortamın paylaşması ortam. yeterli Yaptı. birlikte yayın yapmadın ama ayın yapmadım. Onu demek istedim. Ben bir, bir ha, ben benim bir tane evet bir tane yayın için. stüdyoda değil Dünya Kupası ile ilgili bir organizasyonda zannediyorum Kaptan Bülent Korkmaz'la beraber iki konuklu Halit abi de vardı. Bir işte şey bir sponsorun özel hı hı. organizasyonunda Halit Abidi'yle birlikte kısa bir yayın yapma şerefine nail olmuştum. Benim aslında hayatımda şöyle önemli bir yeri var. Kendi de bilmez bunu, bilmezdi yani. Ben Kanal D'de muhabirken e, spikerlik içinde çalışıyorken İlker Yasin o zamanki müdürümü ikna aşamasındayken ondan sonra işte Fenerbahçe'nin 2001 şampiyonluğu Samsun'da ilan evet. ettiği. Sonra statta şampiyonluk kutlaması var. Beni görevlendirdiler şeye, şampiyonluk kutlamasına. Kanal D ana habere canlı bağlantılar yapmak üzere. E, ve orada konuklarımdan biri baktım Halit Kıvanç var. Hiç tanışmıyorum o zaman. O zaman 23 yaşındayım. Yayınımıza katılır mısınız dedim. Katılırız dedi ve orada güzel bir röportaj yaptık, canlı yayını yaptık ve İlker abi o şeyi izledikten sonra tamam ne bile olmuş artık onu spiker yapabiliriz diyor. Ee, İlker abi'nin Halit Kıvanç, İlker abi'nin hayatındaki yeri Halit Kıvanç'ın. Benim orada Halit Kıvanç'la kendime göre tecrübesiz biri olarak kurduğum iletişim ama aslında orada Halit abinin varlığı evet. yani o muhtemelen iletişimi o ben kurmamışımdır da o kurmuştur <laughs> benle röportajı verirken. O yüzden böyle İlker abiye de hiç sormadım bunu yani bu röportajdan dolayı mı daha yani genel olarak performansımın yanında bu röportaj mı seni daha ikna etti acaba diye de sormadım ama ben öyle hissediyorum içimde öyle hissediyorum. Öyle Güzel. bir özel kişisel olarak da özel bir yeri vardır ben Güzel bir hikayesi var peki evet. ee, Beşiktaş'la başlayalım. Şenol Güneş dönemi ki biz e, geçen hafta programı çekerken daha Valerian İsmail görevdeydi diye. Görevdeydi. Tabii son çıkış Eli kulağındaydı. Son çıkış falan. De, eli <laughs> kulağındaydı. Evet. <laughs> evet. Yani dedik ki ömrü çok uzun olmayacak dedik akşamına evet. zaten. E, Şeyin üzerinden ne derler? Gömme dolabın üzerinden valizi indirmişti ama. Evet. Yani şey için toplandı. Bizim programı yayınlamamızı bekledi. Evet. Hani daha evet. gitti demememizi. O <laughs> <laughs> yüzden bekledi. Akşamında belli oldu neredeyse. Övünç Özlem e, ilk olarak haberi geçti ve Alireni İsmail ile yollar ayrıldı. Şenol Güneş tekrar geldi. Çok hızlı bir giriş yaptı. Yani oyun olarak olmasa da skor olarak hızlı bir giriş oldu ve açıklamalarıyla hızlı bir giriş oldu bence. <laughs> Onları ayrıca konuşuruz. Harika bir senaryo ile başladı. Evinde henüz galip gelmemiş, sadece 3 puanı olan oyun olarak dönem dönem tatmin edici oyunlar oynayan bir takım Spor bence. Zaten o yüzden. Sempati kazan, açık evet. oynuyor çünkü Recep evet. Hoca'nın takımı. Aynen. Ve hakikaten yani iyi oynayıp kazanamadığı zaten hiç galibiyeti yok da maç sayısı da az değil. Ee, zaten Türkiye koşullarında 11 maç kazanamayıp şimdi kalmak. görevde, kalmak. pek mümkün de değil. Ee, Ümraniye Spor bile olsa, İYİ ligi yayına çıkmış bir takım bile olsa. Ee, şans, daha birinci dakikada penaltı iyi bir şans. Ama oyun çok tatmin edici miydi skora rağmen? Onu detaylandırırız ki Şenol Hoca da tatmin olmuş görünmüyor. Zaten devrede 2-1 girilen devrede 3 oyuncu değişikliği birden yapmak sonra maçtan sonra ben aslında 30. dakikada müdahale etmek istiyordum demek oyunculara, kamuoyuna, taraftarlara, biz yorumculara çok açık bir mesajdı deyip ben pası atayım. Ya şaşırdık mı 5. Gerçekten de Şenol Hoca geldiğinde biz arkadaşlarla sohbet ederken ya yani Ümraniye maçı 5 olur hakikaten dedik. Bunu söylerken de Beşiktaş taraftarının coşkusuna ben özellikle Şenol Hoca da muhtemelen bunu kabul edecektir. O çünkü kendisi de çok heyecanlıydı. Bütün tribünleri gezdi. O pozitif enerji Ümraniye Spor'un zaten kırılgan olan özgüvenini iyice kırdı. Hele ilk dakikada gelen penaltıdan sonra Beşiktaş belki oyun karşılığı olarak oynadığı oyundan daha fazlasını da elde etti. E, sahaya çıkan kadroda beni şaşırtan e, şaşırtan derken herhalde hepimiz için Cenk Tosun'un biz başlayabileceğini tahmin ediyorduk. Jetson'un başlayacağını tahmin ediyorduk. Yani yeni gelen teknik direktörler illaki bir şeyler yapıyorlar çünkü bir şey yapılması lazım ki zaten teknik direktör evet. değişmiş. E, diziliş 4-4-2 gibi ama top karşılarken işte sağ kanada doğru kayıyor Cenk, Dele Ali biraz daha belki dar bir 4-4-3 olarak da kabul edilebilir ama -3 -3 hem 4-3 Dele Ali'nin futbolcu özellikleri orta sahaya kayıyor. Cenk Tosun'unki de forvete kırılıyor gibi. Ama belirli bir disiplin içerisinde karşılamaya çalışlar. çalıştılar. E zannediyorum bu değişiklikten en çok Cenk Tosun Cenk mutlu olmuştur. Cenk'in gitmeden önceki yine Şenol Güneş yönetimindeki döneminde tabii, de, de bu e, durum vardı ama. yani Tekstantrofor veya sola kaymalı tabii, tabii. oynadığı dönem o bir, çok ama, vardı. Evet aynen ama oradaki diziliş biraz daha farklıydı. O net bir 4-2-3-1 gibi bir dizilişti. Doğru. Cenk kenardan ikinci forvet gibi zaten sağda korejma baba, baba abi de kesiyordu içeriye. O da Arkadan soldan geliyordu. soldan Sol, ikinci santrafor olarak ceza sahasına giriyordu. Doğru. Sonra Cenk gittikten sonra Talişka merkezden bu rolü üstlenmeye başladı Beşiktaş'ta ikinci evet. santraforun rolünü. Bir başka örnek de Kayler'in örneği. Yani kenarda oynayıp o işte Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde şampiyon Tabii. olduğunda ikinci Santfor olarak içeri girip 20 gol attı adam yani hiç kariyerinin zirvesini ya yaşadı. De oyuna giremiyor ya. Evet yani öyle Aynen. bir durum. Ee, o yüzden o anlamda bir farklılık vardı hı hı. diye e, vurgulamak istedim. E, ama Beşiktaş oyun kurmakta biraz zorlandı ve yani asıl bence direkt şeye girelim ya konuya. Yani Rozier, Masuaku. Onun yani Şenol Güneş tarzı bekler değil zaten. Değil mi? ne Nasıl sence Şenol Güneş tarzı? E, son gittiği dönemde Canerle Gökhanla oynadığını düşünürsek Adriano vardı. Yani hani bindirecek ve efektif orta yapacak e, Hatay maçında ondan yani sıfırdı bin, Masuaku. Bindirme ortada. problem değil. Bindirme efektif olacak. Evet Rozi. Yani, Rozi Bak, için söyleyeyim söylemiyorum Ca özellikle. Caner, Gökhan, Adriano. Hı, -hı. Üç başka bek var vardır. Bek. Andreas Bek. Andreas Bek. O Andreas da girebilir. Beck, Hepsinin butak... ortak özelliği ne? Bence Andreas Bek bu üçünden ayrılır. Ayrılır. Ya bek daha defans destek ama... oluyordu. Nedir ortak Def... özelliği? Bence üçü de orta sah orta sahayla pas alışverişine giren oyun kurucu olarak özellikle Gökhan ve Caner oyun kurucu Adriano zaten muazzam bir oyuncu. Barcelona tedirisi altında. Pas kalitesi yüksek. Pas kalitesi mi? yüksek. Yani orta sahada e, rahatlatabilecek, topu alıp kanattan oyun kurabilecek oyuncular. Şimdi Masuaku da Rozier'de, de belirli bir oyun planı içerisinde özellikle Gezal'la birlikte oynadığı zaman Muazzam işler yapıyor. Gezal içeriye kırılıyor. Önünü açıyor. Rozier sıfıra iniyor gibi. Ee, değiştirmesi defansif aslında bindirmelerinden problem olduğundan değil de bence defansif olarak o 4-4-2 ya da 4 dar 4-3-3 e, dizilişi kanatların kapatıl kapatılması açısından problem yarattı ki ikinci yarıyı da önünü kesemedi yani. Ama değiştirmesine işte, rağmen. Bence ben de tam da bu noktaya gelecektim. Evet buyurun gelin. Yani Rozier ile Masuaku'nun daha hatta 30. dakikaya işaret ettiği için Şenol Güneş oradan referans alıyorum. 30. dakikada çıkacak kadar kötü gözükmesi veya istenilenleri yapamamasının tek sebebi kendi bireysel performansları mı yoksa dar 4-3-3 mü? Evet, tabii. Şimdi dar 4-3-3'te tamamen iki çizgiyi bu iki oyuncuya bırakıyorsun demek o. Yani Cenk'le Delal'in içeri girdiği şeyde. Ya, biraz Jetson'un olağanüstü iyi oynaması he, lazım. Jetson'la Salih her zamankinden daha dar değil daha geniş oynamaya çalıştılar. Ama benim şahsi kanaatim e Beşiktaş'ın oyun düzeni bu oyuncuların performansını veyahut da istenileni verememesine de neden oldu diye düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda yine kenarlardan Ümraniyespor tehdit etti, gol attı. Maça ortak oldu bir ara. Çok hızlı gol yedikleri için artık 4-2'den sonra kırıldılar, pes ettiler. Yani oradaki ayrıma iyi bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani bu bireysel performans mı? Yani öncelikli olarak tabii şey Çeyme, oyun anlayışının mı? İkinci yarıda diziliş değişti. Evet, Redmond'un bunları... girişi zaten bir gerçek bir kanat oyuncusu evet. oyuna dahil oldu. Tamam, Cenk sola gitti evet. ama gerçek bir kanat oyuncusu girdi oyuna bu sefer. Eee, Joseph De Souza'nın performansı özellikle ilk yarıda düşük yani o Joseph De Souza'yı Beşiktaş'ta Joseph De Souza yapan sezonun en değerli oyuncularından birisi yapan şampiyonluk sezonunda yanında ya da orta sahadaki diğer elemanlardı bunu. Ee, yani işte her zaman söylediğimiz orta sahadaki kimya futbolcuları birlikte yukarıya da çıkartabiliyor, değerlerini de düşürebiliyor. Şenol Hoca'nın bulması gereken dedi ya aslında çok güzel bir tabir kullandı. Heykel tıraş gibi fazlalıkları atıp ortaya bir eser çıkartacak. Yani ee, şimdi Rozier ile Masuaku'yu fazlalık olarak mı gördü? Fazlalık Daha değil ama ara şu anda Hı? bir antrenmanla Hı? çıktığı için ve Ümraniye maçı da buna uygun olduğu için bir arayışta. Hani, Şeye de girebilirdi. Gol sonuçta. Defansif problemimiz var. Orada bir risk. Ama bir yandan da kötü gidiyor. Hem oyuncu değiştirdi, hem diziliş değiştirdi. Sonuçta 5 golle galibiyet aldı. Yani do <laughs> e hamle yapılması gerekiyordu. Yaptı maç içerisinde. Takıma çok hakim mi? Ee, dışarıdan zaman hakim değil. olmakla birlikte antrenman tabii yapmak aynen. arasında fark var tabii. Abi o kadar canım, antrenman yapmak, temas etmek, konuşmak bir şeyleri, istediklerini anlatmak, aktarmak, e, doğruları göstermek. Elbette. Valerian İsmail'deki ilk e, şikayet neydi? E, B planı yok. Oyuncu değiştirdikleri hamle yapınması. Hamle, yaptı diyorsun? hamle, yaptı. Ha, şey mesaj, hamle. hamle yaptı diyorsun mesela. Şenol hamle yaptı O da mı mesaj? O da mı şey? Bilmiyorum. Yani bilgi. Hamle yapmayan <laughs> teknik adam, millet böyle hoca değiştirsene falan yaparken tribünden iki bir öndeyken üç değişiklik mi? <laughs> Olabilir bak ha. Ben hiç böyle düşünmemiştim senin gibi. Ee, oyun olarak arzu ettiğim takım bu değil. Eksiklerimiz var. Geçmişte olan hocalar da katkı yaptılar. Ee, burada bir takım var. Bir maçı kazanmak için işin bittiğini değil yeni başladığını gösteriyor. Ee, bir maçı kazanmak işin bittiğini değil yeni başladığını gösteriyor. Olağanüstü çalışacağız. Bunun için aklımda, enerjimde var diyor Şenol. Zaten Şenom. o motivasyonunu maç öncesinde gösterdi hoca. Güzel bir karşılama tık doğdu güneş. <laughs> Güzel bir kahvaltı. <laughs> Baktım doğmuş güneşim. Yani hoca e, olması gerektiği gibi yani bir Trabzonspor efsanesi bir yandan da bir Beşiktaş değeri. Hani şimdi iki büyük kulübün Türkiye'de efsanesi olmak mümkün mü? Yok. Var mı öyle bir örnek? Yok. Biri, birinde futbolcuyken efsaneydi, diğerinde tek Yani işte oldu. ben onu mesela kırılma anına getireyim Ben niye bunu Emre Belözoğlu'na sormadım diye <laughs> Emre Belözoğlu daha fazla kupa kazandı Galatasaray'da ama şu anda Fenerbahçeliler sahip çıkıyor. Ama Galatasaray Şenol tarihindeki da... efsaneler arasında girer mi? Girer. Girer. Ya, daha nasıl girsin zaten evet, UEFA evet. kupası? Daha yani kendisi Fenerbahçeli kimliğini yapır, ön plana yani. çıkarsa da Fenerbahçeliler onu bu yüzden daha çok sahiplense de yani kitaplara öyle geçer yani. Tabii ki. Ya Şenol Hoca da bir Beşiktaş değeri artık yani Şenol Güneş'te. Ama Trabzonspor'u sevdiğini ve Trabzonspor'dan da ya hiçbir nasıl... zaman kopmayacağını da belirtiyor. Ya Trabzonspor'un altı ya. şampiyon, ilk altı <laughs> şampiyon <laughs> tamamında da <laughs> stadında yani Şenol Güneş çok büyük bir fenomen isim Türk futbolu için. Evet evet. Benim enerjisiyle ilgili bir hiçbir şeyim yoktu zaten açıkçası. Şüphem yoktu. Son milli takım dönemi özellikle Euro 2020 ve devamındaki eleme süreci ee, soru işaretlerimizi arttırdı hepimizin tabi yani e, çünkü bazen o inişi tekrar bir çıkışa çevir çıkar, dönüştürmek uçağın burnunu kaldırmak bireyler içinde ne bileyim kurumlar içinde kolay olmayabiliyor Doğru. Ee, enerjisiyle ilgili ama gerçekten bir şüphem yoktu ve şimdi senin dediğini hakikaten bir daha kafamda eviriyorum çeviriyorum çok mesaj dolu bir maç oldum <laughs> metafor diye bir grafik e, yapmışız onu muyuz? Hocam hızlı bir giriş yaptı. Sağ içinde de sağ dışındaki basın toplantılarına da. Baştan önceki basın toplantısı da yani Ceyhun Kazancı. Ben o kısmı eleştiriyorum. E, tabii tabii. Yani çok konuşmayacak, çok çalışacak falan yani orada. Görevi doğru. belli. Sportif direktör var yani. Taraftarın... Ya şimdi işte spor çok özür dilerim. Ya, ya sportif direktör var da bizde bu sportif direktörlük olayı doğru kurgu şeydi. Valerian İzmail'in getirilişiydi. Doğru, sportif, sportif direktör bir getirdi. hoca belirledi, hoca adayları. Sonra Sayın Başkan Çebi dedi ya, bana gelen adaylar arasından ben seçtim dedi. Şimdi Şenol Güneş gibi kült bir isim geldiği zaman Sportif e, direktör kavramı ol olmuyor. Ya yani atıl, şey. atıl kalıyor. Şey kalıyor, havada kalıyor. Ama o zaman göreve başlamadan bu konuyu çözselerdi Çözselerdi yani. yani. Şimdi bundan sonra artık ben biraz daha genel kaptan gibi olacak. Yani Şenol Güneş kendini, Zaman. kendini bilge bir öğretmen de olduğu için bilge bir konuma oturtuyor ve Gerçekten de e, bu bilgeliğini dönem dönem yaşadık futbol severler olarak. E, aksi davrandığı zamanlar da oldu. Yani aksinde davrandı. Aksi derken o anlamda. Yok aksi de oldu. He, aksi de oldu. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaşa. Hep beraber. Ama Hep beraber. bu bilge bir tavır değil yani. Yani basın toplantısında yanındaki sportif direktörle ilgili söylediği cümleler tavrı bilge bir tavır değil bence. Şimdiden belki sınırı koyayım. Ondan Onu, sonra gelişmeler. Bu gelmeden aksinde, önce çok vardı. Evet yani, yani aksi Olursa Ama ben geldiğimde de zaten tavrımı koymuştum. Bu medyanın Ve görevime, bu bir tavır değil bence. Çünkü önden konulur, konuşulur. Görev şeyinde ne derler? Ee, tanımlamasında sportif direktörle Şenol Hoca'nın şu anda aktif olarak fiili yaptığı teknik direktörlük görevi çok ciddi şekilde Şenol Hoca'nın yazılmamış, belirtilmemiş gücüyle e, sportif direktör Sayın Kazancı'nın kitapta belirtilen de şeyde tamam. belirten gücü sürtüşecek. Aynı değil. tamam. Baştan bunu Ceyhun Kazancı kabul edebilir. Böyle bir figür geldi. Benim sportif direktörlük tanımım şuraya daraldı yani daraldı diye bunu kabul edebilir ve bu önden konuşulur. ama medyanın önünde ne bir ben ben yadırgadım. Belki Şenol Hoca doğrusunu yaptı. Ya yadır... ben yadırgamak da ha, haksızdır. Ya ya da şöyle bir şey. Yoksa hepimiz biliyoruz yani Fatih şimdi, ya şimdi Galatasaray'da Komolli, bir Ersun sportif Yanal, direktör biliyorsun. olsa ki Ersun Hoca He. Komolli. Tamam. Yani Komolli şimdi sportif direktörün en büyük herhalde varlık sebebi o futbol aklını planlı şekilde hani bir teknik direktör gitse de oyuncu karakterine uygun, oynanmak istenen oyuna uygun teknik direktörü tespit etmek. Yani transferler, futbolcu seçimleri falan ayrı. E şimdi Komolli kim Ersun Hoca'yı kim getirdi? Tribü... Başkan getirdi. Başkan yani yani, bile getirmedi. Tamam yani. Evet. Tribü... Komolli çok alakası bir futbol evreninden. Ersun Hoca'yı ilk defa görmüştür. O da buna razı olmak durumunda kaldı. Ondan sonra zaten o Ersun Hoca komolye, sen çok çalış otur konuşma falan dedi mi abi? Mi? Onu demek istiyorum yani. Yani orada daha doğru yönetilmeliydi bence. Peki o zaman Beşiktaş kısmını noktalıyorum. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray haftanın aslında açılış maçını oynadı. Ee, Olimpiyatlarında Karagümre'ye karşı. Galip gelmeyi başardı ki bir hafta öncesinde de e, hatırlarsınız Alanya spor evet. maçı sonrası oluşan gergin ortam ve e, bu maça futbol anlamında nasıl yansıdı diye sorarak baş. Bir bir istatistik grafik rica ettim ben. Nasıl yastıp yansımadığını. Şimdi 33. dakikada Karagümrük kırmızı evet. kart gördü değil mi? 10 kişi kaldı. O zaman bir oyunu iki farklı periyotta irdelememiz lazım. Geçen hafta da Galatasaray görmüştük. Aynen öyle. İki aynen farklı periyotta irdelememiz lazım. Bir 11 11 ne oynandı? Bir de 11 10 ne oynandı? İşte 11 11 oynanan rakamlarla ve gözlemlemizde. Yani Karagümrük 5 kere ceza sahasına giriyor, Galatasaray 7 kez giriyor. Karagümrük'ün ceza sahasından 2 şutu var, isabetsiz bloklanmış. Galatasaray'ın 3 şutu var. Yani Galatasaray geçen haftaki şimdi MHK özellikle daha ilk Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 yendiğinde bunu şey yaptı. Hatta eleştirildi. "O rakip beğenmiyorsunuz." falan dendi. Abi Alanya'ya karşı ee, galibiyet garanti değildir tabi de o 30 dakikalık oyun yanıltıcı olabiliyor. Bunu Beşiktaş'ta yaşadı. Fenerbahçe Fener çok yaşamadı. Diğer maçlarda da bunu sürdürdü. Ee, ama bu Galatasaray oyununda çok net bir yükseliş artık böyle devam edeceğin net bir işareti değildi. Ve öyle olmadığını da Karagümrük karşısında gördük. Evet. ikinci yarı 11-10 oyunda Gerçekten çok pozisyon üretti yani 3'ün üstünde bir XG yakaladı falan -71, çok 71 ya, çok, bir e, çok net pozisyonlar üretti falan yani 2-0 değil 5-0'da bir Altında tane. Altında kaldı. Raşit bir tane kaçırdı Mata penaltıdan Hayır. net kaçırdı. Bir devrede 29 kez ceza sahası toplu buluşup 3.03 gol beklentisi yaratmak yani bunun üstüne söylenecek bir şey yok ama maçlar 11-10 oynanmıyor. Ancak maç içinde bir değişken olursa oynanıyor. O yüzden ben Galatasaray'ın oyununda e, bu anlamda Karagümrük karşısında bir ilerleme görmedim. Galatasaray'ın e, kadro problemi var yani şöyle. <laughs> Sezon mu? kaçıncı haftadayız her hafta bir şey yani, tekrarlıyoruz mecburen. Emre Taşdemir girdi bu arada kadroya ve Emre gol attı. Emre Taşdemir girdi, Emin Bayram oynadı. Bir ara Lig'deydi. Hani bir, bir ara oynanan bir lig vardı ya. Evet. Rezer lig, <laughs> Ayrı oynadı. Bir şey. Yani, yani Emre yine gol attı. Hatta teknik olarak asisti de yapıyordu. Yani mata tekte atsa normal mata tekte atar. Doğru. Normalde matanın tekte atması gereken. Yarım asist. Yarım asist. Ee, Ama iyi Gal oynadı mı? Maçın genelinde bence iyi değildi. Galatasaray 30 orta yapmış bu arada bir de. Şimdi e, onu merak etmiştim. Onu isabetle. Üçte biri isabetle. Üçte biri yedir orta. Fena yedir. Değil. Fena değil. Fena değil. Peki ilk yarı ikinci yarısına bakar mısın? Evet. İkinci yarıda daha çok ortalar geldi galiba sanki. Sen bakarken, 14. Ha, eşit aşağı 16 ikinci evet, yarı. Ama 14'te 3 ilk yarı. İkinci yarı 16'da 7. o zaman 7. O %50 neredeyse. Evet. Çok iyi bir oran. ya yani ikinci yarı yavaş yavaş ittire ittire rakibi ittire ittire. Evet. Belki o Alanya Spor karşısında ilk 30 dakikalık görkemli futbol değil ama aynı oranda pozisyon üretme şansına sahip oldu. Rakip eksik kaldı. Rakip de Mogamet Ozdev'in olmaması da yani kara gümrüğünde ana problemlerinden birisi şimdi değişik bir takım kara gümrük. Yani misyonu amaçları e, geleni gideni kadro istikrarı işte mesela geçen sezonun Flash 2 oyuncularından Emre Mor'u Fenerbahçe'ye sattılar. Andrea Bertolacci geçen sezonun ortasında ve ikinci yarıda çok eksikliğini hissettiler. Belki Kayseri'de de şu anda düzenli olarak oynamıyor ama sakatlıktan da çıktı. bir link oyuncusu olarak pas yapabilecek, 8 ile 10 arası bir oyuncu, skora katkı veren bir oyuncu. Onu uygun teklif gelince elden çıkarttılar. E Musa'yı şey Nijeryalı onu gönderdiler. zaten Karagümrük'te şey Biglia e ayrıldı. Yerine oyuncu olarak işte bir Şukurov var. Magomet Özde var. Biraz daha böyle hani e, oyuncu portföyü biraz daha daraldı. Kalite olarak da biraz daha düştü. E, oynamak istedikleri oyunun karşılığı olan bir teknik kapasiteye de çok sahip değiller. Cimi Durmaz orta sahada oynuyor. Yokluktan aslında Cimi Durmaz bir hücum oyuncusu ki geçen sene de sıklıkla bu yapılıyordu. Doğru. Yani çok eee teknik nedenlere değil de biraz daha mali ekonomik nedenlere, ticari nedenlere şey yapılmış bir kadro yapısı var. Yani Galatasaray bundan da yararlandı ve Galatasaray çok hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu sürdürülebilir mi? Başka takımlar karşısında, sert takımlar karşısında buna bu seviyeye çıkabilir mi Galatasaray? Onu bilmiyoruz. Sert demişken evet, Beşiktaş var. Haftaya da Başakşehir'le oynuyor Galatasaray. Yani bence ligin en güçlü oyuna sahip iki takımından biri Başakşehir, diğeri de Fenerbahçe. Ya bu iki maçtan nasıl çıkacak Galatasaray bu oyunuyla valla çok zor yani. Bu kadroyu en yüksek hangi verimlilikte bir oyuna çevirebilirsiniz? Bir bir fikrim var. Yani. Hadi buyurun. Çok yavaş oynamalı Galatasaray. Tempo iyice düşürmeli. Tempoyu iyice düşürmeli. Lucescu dönemi. Yavaş yavaş oraya gidecek. Yavaş yavaş yerli. Galatasaray'ın temel var. problemi çabuk top tamam. kaybetmesi. Ha, geri dönmesi ondan sonra. Evet, bence bilmiyorum siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Çok çabuk top Kerem hop topu kaybediyor. Sergio Oliveira harika paslar veriyor ama top kaybı sayısı çok yüksek. Öbür kanada veriyorsun, hop top kayboluyor. Yani o kadar çok top kaybı ediyor ki Galatasaray geçişlerde yerleştikten sonra o yüzden böyle mesela Rikerink de öyle oynatıyordu. Galatasaray o kadar yavaş oynuyordu ki 50 pas geride ama onu anlayabiliyordum. Yani, nedenini anlıyordum. Ha bu arada Galatasaray böyle yavaş oynar kazanır. Biz niye yavaş oynuyor deriz. deriz Ama deriz. bence başka bir çözümü yok. Yani bu kadro yapısıyla Mertens, Mata, Oliveira, dinlene dinlene. Icardi falan çok top kaybı yapan kenar oyuncularıyla, acayip yüksek kapasiteli, teknik kapasitesi olmayan bekleriyle, olağanüstü kapasite, teknik kapasitesi olmayan stoperleriyle çok yavaş, çok risksiz çok sıkıcı ama yani sonuçta futbolda sonucu almanın bir sürü yolları var. Bir sürü taktik var. Bence bu. Yani da kadroyu şu anda değiştiremeyeceğine göre bir var mı? Futbol oynamadığın zamanda işte eleştiriliyorsun. O, yok hayır. Yani sonuç alma ihtimalin de düşüyor biraz daha bu Öyle de başaltı takım taktiği gibi. Yani hani şey de demeyeyim. Çünkü teknik kapasitesi çok yüksek bir takım var. E şunu da görmüş bulunduk herhalde. Yani aynı anda Icardi, Mertens, Mata'nın oynama ihtimali yok. Yok Raşit sayı zaten iki haftadır sokuyor. Yok, yani... Yunus Hakkün de e, bir kıza çekildi. Evet orada gerçi girdi ama. Barış Alper herhalde en verimli maçını oynadı Galatasaray'da. Yani iki gol pozisyonu yarattı falan ama Barış Alper niye Yunus'la Kerem'in önünde yani Kerem vardı da çıktı oyundan. Onu çok anlayamıyorum ben. Barış Alper'in ya ben bir gün mesela Okan Hoca'ya sormak istiyorum ee, şey olarak mesela Yunus'la Kerem Özel'inde bu iki futbolcuyla başlandı sezona. Ve Yunus hatta Adana Demirspor'dayken belki de Galatasaray taraftarı seneye Galatasaray'da belki olacak heyecanıyla. Evet Galatasaray'da olacak. Öbür bekleyerek. kanatları da, takımın yıldızı zaten Kerem Kerem var. O Sonrası ya biz tamam dendi. Biz bir Gomis'in yerine daha genç, daha çok bir santrfor alalım. Evet. Ya tabii yani bekler birçok şey değişecekti ama ön bölge 3 aşağı 5 yukarı. Orta sahada esas revizyon e olması şu gerekiyordu. Kızar ama mesela Yunus'un da Kerem'in de oynadığı dönemde maç içi olsun veya genel strateji olsun hiç kanat değiştirdiklerini görmedik. Yunus ters ayak sağda Kerem ters ayak solda. Yani bir kere bile Kerem sağ, Yunus sol evet, yani bir orta yapmaya yönelik değil hep içeriye kat etmeli içeri bir plan kat, oldu. Kat, Neden bu böyle evet. bir... E, dar bir strateji var diye merak ediyorum açıkçası. Ya yani orada bu sırf kanat özelinde söylüyorum. Belki. belki başka taraflarda da vardır. Da. Ya ön tarafta işte takımlar... Ya beklerin beş... özelliğinden bence. Öyle mi diyorsun? Yani bekler orta yapıyor bu sefer. Sasha Boy'u içeriye kat ettiği zaman o klasik işte Fana o kulvarı, boyu da yapamıyor. onlar yapamıyor. iç kulvara, half space'e girince e, Boy ve piyangodan çıkan Boy ve Fana Nolt Ama... sezonun başında oynuyordu. Önleri otoban gibi açılıyor bir ama bunlar evet. Gökhan'la Caner olsa mesela atıyorum. O zaman tamam çünkü Caner orta yapar gol attırır. Gökhan çizginir pas verer gol attırır. Saşa Boyin'in de Fanan Oltun'da. Bir tane ben hatırlamıyorum da, efektif ortası. Emre Taşdemir'in de bunları çok efektif bir şekilde yapacağını hayal edemiyoruz yani. Boy inanılmaz atlet. Takımın en önemli oyuncularından biri. Ama hadi Boy'i sen çizgin oradan nefis ortalar. O yok. Boy'da yok yani o. Doğru. Atletizmi var. Top kazanma özelliği var, topu taşıma Devamlı. özelliği var, devamlılığı var şu ana kadar. Bu ay daha ama. tam verimli sabek olarak evet. kullanamadı istikrarlı bir şekilde. Evet. Yani bu, bu ay iyi sahip performans sahip. sergiledi diye bir bu maçta işte başladı. Bir eleştiri daha, ee, ya Okan Hoca Karagümrük maçından sonra kazandığı maçtan sonra Alanya Spor maçı bizi etkiledi diyor hakem hataları. Bence Okan Hocanın yapması gereken biraz kendisini de oyuncularını da bu hakem konusundan izole etmesi. Oca, ben futbolculuğu da böyleydi ama. Futbolculuğu da böyle, Teknik adamlık kariyeri de hep böyleydi. Yani Rize'deyken de Başakşehir'deyken kenarda çok hakemle konuşurdu, evet. itiraz Sağ ederdi. De de. Ama bu bence kendisine de takımın konsantrasyonuna da e, kamuoyundaki algısına da e, şeyine e, zarar veriyor. Ve yani kazanılmış bir maçtan dönüp tekrar Alanya'daki hakem hatasına dönmek yani demek ki hafta içi sürekli Florya'da bu konuşuluyor diye düşünüyorum ben o zaman. Hakem, 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 hakem. Haklılık payı olabilir. Ger Hatalar bir, yapılıyor olabilir yüz Ama inandırır. bu yani değil mi? Bir, o, bırak, Zarar o, bırakın onu. Bırakın onu. Evet. Zarar verir yani bunu konuşmak. Bırakın onu yönetim halletsin eğer varsa o, halledilmesi da, gereken bir şey. Çünkü Galatasaray'da birçok futbolcu beklentileri henüz karşılayamıyor. Zaten takımın oyunu da ortada aslında. E, bu ama eee kabahati başkasına, suçu başkasına atma fırsatı verir futbolcuları bilinç evet, da Evet. Aynen öyle. Ya yani yapalım ya işte hakem olur ya. Yani? Çok benzerini Fenerbahçe yaşadı. Yani bir ortada megafon yok şu anda. Galatasaray'da <laughs> bir megafon yok. Ki Fenerbahçe o dönem bence daha iyi oynuyordu. Yani o dönem o ilk Trabzon yenilgisinden sonra e, megafonlu Ali Koç'un yaptığı çağrı o periyottaki Fenerbahçe'nin futbolu şu periyottaki Galatasaray futbolundan daha öndeydi bence. Öyle düşünüyorum ben. Sonra puan kayıplarını işte o sonuçta da ne olduğunu gördük Fenerbahçe açısından. Yani. Peki derbi ne olacak? Buradan derbiye bağlayalım diyecektim. Sen ne diyorsun? Yani valla Şenol Güneş'in daha esnek planlara sahip olduğunu düşünüyorum. elindeki kadrodan dolayı yoksa Şenol Hoca da 4-2-3-1-1 tutturdu mu bütün sene öyle gider. Doğru. normal hiç bozmaz. İşte diyoruz ya mesela Cenk'i bile sola atar. Hiç çift santrafor evet. olmaz ama elindeki kadrodan bazı esneklikler yapabilir. Okan Hoca'nın bu en önemli sınavı. Bence ikinci yarıdaki kadro. Bilmiyorum bekleri yine Tayfur ve diğer kanatta artı bir taraftar Umut Meraş mı kullanır? Ev sahibi evet yani Galatasaray'ın tek avantajı ev sahibi olması. Ev sahibi olması ardından hani Galatasaray ilk 30 dakikada Alanya'ya kurduğu baskıyı tabii ki Beşiktaş'a kuramaz ama deneyecektir. O yoğunlukta olmasa da bir gol bulup onun verdiği hem skordaki üstünlük hem de stratejik üstünlüğü korumaya çalışacaktır. Çünkü bence maç 0-0 berabere gittiği sürece Beşiktaş'ın işine yarayacak. Galatasaray daha fazla risk alacak. Yani hamle yapılması zorunluluğu ortaya çıkacak ve yaş olarak daha iki takımda te çok tecrübeli ama Galatasaray'ın hamle oyuncuları da yüksek şeyli yaş. Yani Gomis mesela hamle oyuncusu 38. Yani Mata 34 35. Dries Mertens ilk 11'de başlar %100. O da 35 yaşında. Yani Galatasaray yavaş yavaş ee, yorulup geri dönmekte de çok zorlanabilir. Beşiktaş'ın da buna karşı elinde Enkudu, Muleka e, gibi hatta Jetson çok dinamik bir oyuncu olduğu için 90 dakikanın tamamında top taşıyabilen evet. yani orta sahası çok geçirgen bir hale gelebilir yine Galatasaray'ın. Bundan da Beşiktaş yararlanabilir. ya Galatasaray'ın bence şu anda hani Gerçekten de bana deseler ki geçen sonra, ya Icardi, Mertens, Mata, Seferovic. Ne diyorsun ya? Aday? Ne diyorsun ya? Hadi canım. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira Galatasaray'da oynayacak <laughs> deseler gerçekten inanmazdım. Ama Galatasaray <laughs> iyi bir kadro ama iyi bir takım değil. Zaten sıkıntı orada. Evet. Beşiktaş'ın elinde şimdi Gezal yok ama... Bence daha takım gibi bir takım daha gireni çıkanıyla daha yeni teknik direktör olmasına rağmen daha iyi kullanabilecek bir kadro kullanılabilecek bir kadro var. Okan Hoca'nın henüz ben yani keskin geçişler yapmaya cesaret edebilen bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Şuna bağlayacağım Şenol Güneş için dedin ya hamleler yapıyor. Az önce dedik ya, ya Şenol Hoca oyuncudan. olsun Fatih Terim olsun ki Fatih Terim'i mesela hiç unutmam. O süper final sezonunda ilk yarıdaki Fenerbahçe maçına kadar 4-2-3-1 diye hep uğraştı. Colin Kazım Richard'sı çok oynatmak için uğraştı uğraştı baktı olmuyor. Fenerbahçe derbisine Emre Çolak'a koydu, Engin Baytar'ı koydu. Bütün sene 4-4-2-2. İlk çift santraforla oynandı. Çift santrafora döndü. Bütün sene öyle gitti. O evet. İşte Fatih Hoca'nın belgeselinde de. Yine Kasım ayıydı çünkü şampiyonluk. O zaman biz bunu terse çevirelim diye. Evet. Yani radikal... Okan Hoca, Okan Hoca onları yapabileceğini düşündü. Okan Hoca başından şaşırır. beri hani kimisi diyor ki sosyal medyaya haber sızdırılıyor ya da şeylere kadrolar sızdırılıyor falan herkes. Okan Hoca hep beklentileri yapıyor aslında. Sezon başında da senle mi konuştuk yoksa süper futbolda burada mı konuştuk biliyor musunuz da. Neyse, hep fark ettiniz. Yani yeni transferleri işte Seferovici şeyinde ne derler. Sergio Oliveira gelenlerden herkesin işte kanatlarda Türk oyuncular genç Türk Yunus şey. Hani beklenmedik dediğin gibi bir şey yapmadı. Bence hani dedin ya bir önerim var mı? Bir önerim var. Bir tane Değil daha mi? önerim var. Evet. Yani aslında bunu bir bölümde konuşmuştuk. Ee, Galatasaray'ın bu sezon iyi oynadığı bölümlerden biri Demirspor deplasmanında Santforsuz olan bir bölüm vardı. Mertens'i koyduğu kısım. Evet. Şimdi derbi oynuyorsunuz. Orta sahanızın çok kuvvetli olması lazım. O yüzden elinizdeki en bence Torreira, Micho, Sergio Oliveira. Torreira, i̇ki iki kenarda. Mitro orta saha. Türkler ve Yunus Kerem ve önde de Mertens. Mertens de biraz daha yaklaşır. Orada hakikaten Mertens'in de yaklaştığı noktada e, Torreira, Micho, Oliveira, Mertens dörtlüsü bu bu dörtlü belki o zaman rakibe bir hakimiyet kurabilir. Ya elinde Mata var, Icardi var. Evet. Sezonun en kritik maçında kullanamıyorsun, oynatamıyorsun. Öyle Ama ya öyle bir kadro kurulduğu bir sezon işte başında zaten bunu onu... söylüyoruz. Böyle kadro kurulmaz diyoruz. Sen de diyorsun, ben de diyorum. Yanlış. Çok yıldız almak bir takım yaratmak değildir. Hele 3 yerli kuralının olduğu bir dünyada. Ya olmaz bu kural derse ki ben Mertens'i kenarda oynatacağım. Çift Santfor Gomez şey çıkacağım işte e, Icardi çıkacağım. Yok abi yapamıyorsun ki. Yapamıyorsun. Ve ona rağmen bu böyle bir kadro kuruyorsun. Sonra da suçlu Okan Hoca olacak. Yani Okan Hoca'nın da çok harika çözümler ürettiğini göremedik henüz. Ama günün sonunda olacak yani. <laughs> Eğer işler kötü giderse. Evet. Benim derbi derbiyle ilgili e, ben ben Beşiktaş'ı daha yakın görüyorum galibiyete. Hı hı. Ee, biraz daha beraberliğe beraberliğe daha çok yüzde veriyorum ama biri kazanacak olursa oradaki Beşiktaş. yüzdenin biraz daha fazla Beşiktaş tarafına kaydığını ben düşünüyorum. De, Okan Hoca şapkadan bir tavşan çıkarmazsa. çıkarmazsa. Ben de Beşiktaş'ı yakın görüyorum. Vegorslu'yla, yani Jetson'uyla, Josefi'yle Say'sı ile böyle bir hat omurga diyoruz ya. ya Beşiktaş'ta omurga var. Bir de bu hafif sallantıda görünen takımların derbileri bazen içeride oynaması ters tepebiliyor. Evet. Peki gelelim son bölüme Fenerbahçe. Sen düşünceni söylemedin derbiyi bize. Söyletti. Sinemak <laughs> <laughs> <Yanık> ya. Hatta <Kanka, gülüyor> <kanka. gülüyor> haftada şey diyorum. Ben demiştim diyecektim. <laughs> ben böyle bir rezalet görmedim abi. Ben şey demedim. Ben bir şey. Demedim, ben bir şey demedim. <laughs> yani ben de Beşiktaş'ı yakın görüyorum ama tam bir e, nasıl diyeyim Ş şapkadan tavşan çıkarma muhabbeti biraz. Çok ihtimalli maç. <laughs> Derbileri favorisi olmaz i̇şte ya Beşiktaş ya Fenerbahçe. Favoriler kaybeder. Ya beraber. Yani, yani. Yok şu anda Beşiktaş'ta ağır bir favori olduğu bir durum yok bence. Ama biraz daha yakın. 51'e 49 diyelim. Yani. Filan Mustafa evet. hocamın kulak. <laughs> Fenerbahçe'ye geçiyorum efendim. Fenerbahçe'de İstanbul Sporu mağlup etti. O da 5-2. Bu hafta evet. 5-2'ler, 4-1'ler. Evet evet bol gollü bol bir, güzel hafta oldu. Gollü bir hafta oldu. Ee, ve Fenerbahçe açıkçası arada bir ikinci vites. Bir üç yaptı düştü. Boşa bıraktı <laughs> vitesi. Dinlendi ki Jesus maç öncesi dinlenme fırsatı bulamadık dedi bir ren maçı ve müthiş bir geri dönüş sonrası. Evet. Yani Bayağı da rotasyon aktif rotasyon. dinlenmeli bir maç oldu diyebiliriz. Ya yani rota, rotasyon ben kralı. Bütün, bütün ezberlerimiz bozulduğu için ne diyeceğimi <laughs> bilemiyorum. Fenerbahçe ya, yazar, konuşmak zorlaştı yazar, değil mi? ideal 11 Fenerbahçe'nin <laughs> ideal 11'ini Fenerbahçe çıkartamıyorsun ki. İdeal ne mesela Salah Fenerbahçe. yazarım, Altay'ı yazarım. Altay dinlenemiyor yüzde. garibim. Ya Luan Perez sakat de yazarım. Şimdi yani, Arao'yu yazarım. Bak yazıyorum da. Ya, Bak, ya yazar, ya de şimdi bu, bu durumuyla Valencia'yı yazmak lazım. adam. Lazım onu da değişmez, değişmez diyorum. Değiş bu dördü değişmez, diğerleri değiştirebiliyor, diğerlerini değiştirebiliyor. Pedro Bas şu an yapabiliyor mesela. Ya asın Ama Arao'yu, Ferdi'yi, Salah'ı buldu mu yok. Stoper'de rotasyon yapamıyor çünkü da, zaten Serdar sakat. Aziz sakatlı döndü, Luan Perez Her ciddi sakat. bir sakatlık yaşıyor yani Fenerbahçe'nin de o stoper mevkinde aslında üçlü oynamaya başladığı için eksiği var. Biraz artık bu eksik... Oyun... oynamıyor sanki. Evet eksiklerden dolayı ondan biraz vazgeçti gibi. Evet yani son... Maç 4 -4. içi ara o işte tam. araya giriyor. Oyun, kurar, yani, oyun kurarken. E o şey maç içi strateji. Ya Fenerbahçe hani bu maçta en büyük rakibi neydi? Hani İstanbul Spor direnmeye Beşiktaş'tan da puan aldı. Hani Atatürk Olimpiyat Stadı ne de olsa bir deplasmandır oynaması zor bir stat. Aynı pres yoğunluğunu orada da sağlayabilecek mi hani orada bir enerji hemen bir durumum var ya Beşiktaş'ın eksisinde söyleyeyim. Yok <laughs> e, e, Doğru, her ya, yani, şeymiyor. Yani gerek hani rüzgarıyla, gerek böyle yine 17-18 bin Fenerbahçeli varmış da hani sağ boş, sol boş böyle bir o, pist var. Hani konsantrasyonu kolay değil oydu diye düşündük. Bir de futbol oyunun içerisinde bazı cilveler var. İşte erken bir gol yersiniz, kırmızı kart görürsünüz. Orada bir ritim bozukluğu olabilir mi? E Fenerbahçe'de golleri buldu. Ardından Zalay fazla yük biniyor herhalde. Yine bir Altay'ın tereddütüyle. 30 topla buluşma. 242 gol beklentisi düşük kalmış ya. E son, son bu beklentisi. maçın 5. dakikası de İstanbulspor'un işte şeyi kaybetmesiyle yani yoruldu İstanbulspor'da Çıkarken iki top kaybı. 5-2 oldu. Bu maçta benim hani golleri atan Valencia ve Mişi hat-trick yapmasından ziyade hani geldiğinde tereddütle baktığımız aslında Villan Arao çok önemli bir oyuncu. Yani bir denge oyuncusu. Büyük bir yıldız değil ama gerek savunmada aldığı pozisyon, gerekse hücuma çıkarken alternatif yaratabilmesi. Yansı tuttu burada. Tuttu yani diagonal attığı toplar, oyunu açması, kafasını havaya kaldırması e, boşuna getirmemiş George Jesus. Tanıdı bir isim tabii ki. E tabii yüzde yani ya Gustavo Henrique de öyle. Ben de çok eleştirdim. Ümraniye maçında ya topu vurdu şey Z sırasına durum 3-3ken üç top kontrol edebilecekken diye. Ama Gustavo Henrique de kafasındaki futbolu oynamaya başlayınca o yüksek hatlı çizgide temaslı oynadığı zaman Gustavo Henrique rakibin 9 numarasını cebine Bitiriyor. alıyor, götürüyor. Evet. İma ama, ediyor yani. Ama alan bırakıldığı zaman 1.90 90 küsür zaten. Yani ben hayatımda 1.90 küsür olup bir Rafael varan o kadar. <laughs> O da Rafael evet. bir de Kim Jae'ydi yani. Evet. O da dünyanın en iyi 10 stoperi arasında gösterilmiş. Yani, yani, hakikaten inanılmaz bir şey seyrettik. Keşke biraz daha seyredebilseydik. yani en azından evet bir sezonda. Arao'dan konu açılmışken e, uzun zaman sonra Arao Zayt'sı beraber gördük. Evet. 11'de. Burada yani hani bir de İstanbul Sporu'nda gücünü, kadro kalitesini, bütçesini düşündüğümüz zaman e, Fenerbahçe'nin o işte en net hakim kurduğu ikili Arao-Crespo oluyor. Arao-İsmail evet, Yüksek, evet. İsmail Yüksek-Crespo bunlar da evet. Ama Arao-Crespo ikilisi böyle birbirlerinden ayrıldıkları zaman Fenerbahçe rahat kazandı Crespo mı kazandı. Doğru düşüyor, doğru evet, ama şey düşüyor. Temposu, pres yoğunluğu biraz düşüyor. Ben zannetmiyorum ki bir daha mecbur kalmadıkça yani herkes sakat olur veyahut da daha zorluk derecesi yüksek bir maçta Arao Zaitz ikilisinin merkezde oynayacağını pek zannetmiyorum. Yok, rotasyon ve dinlenme amaçlı. Aynı. Bir de Ren maçının e, de, geri dönüşünde de Zaitz'ın önemli katkısı oldu. E, tabii canım. Ee, onun da belki bir ödülü gibi de. Crespo'nun burada yalnız girişinde net şey mesajıydı. Gel başımıza bir iş. Evet evet, evet gel. Evet. gel. 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 <laughs> toparla dedi. Toparla, toparla bakalım. Aynen dur dur. 5-2 oldu zaten. Krize girecek galiba maç ki. de galiba aldı değil mi? 3-2 daha. Evet. De. Evet krize girebilir. Ya aslında skor olarak krize girmişti yani. 3-2 ne olursa olsun. Ya savunma arkası biliyorsun. toplar. Gibi. Yani fena. İlk defa cezalandırıldı galiba değil mi? Bu kadar net bir şekilde. Evet. Yani bu savunmanın. İşte biraz... Ren iki kere cezalandırdı, ha, evet. döndü. Onun dışında hani Karabük, yani Ümraniye'den 3 gol yedi. Ümraniye'ye goller duran top. Karagümrük de tam net şekilde savunma arkası mıydı? Orada Borini biraz fark etti. Tam tersi Borini orta ortası arasındaki boşlukta. Sahte 9 yapmıştı ya Borini. Sahte 9 yapmıştı. Orada bir fark etti. Biraz da Demir maçında, Adana Demirspor Spor maçında. Onye Kuru tarafından. Fenerbahçe açısından. Ama ne? Evet aynen. Evet. açıklaması önemli olan ben değilim takım. Ben de takımın bir parçasıyım. Sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun. Oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Bu kadar ofansif oyun, riskli oyun demek arkada boşluklar verebiliyorsunuz. Benim oyuncularımdan istediğim oyun bu. Ren maçı sonrası açıklamaları da dikkat çekmişti. Hangi bölümü? E, Altay konusunda. Ha evet. Ki kısmı. Bu maçta da eğer ne götürdü? E, hani bu tepkiler devam ederse net bir şekilde ben yokum dedi. Yani Fenerbahçe'nin arkasında... formsuz oyuncusu kaç numara? Forma numarası En formsuz. formsuz En formsuz, en formsuz. numarası, oy, forma yani. numarasını soruyorum. 12 numara. Ha. <laughs> Altay, Taraftarı. Taraftarı ha. anladım. Yani Fenerbahçe çok uzun senelerden bir 2013-2014 sezonundan bu yana. Yani e, işte iki sene önce pandemi döneminde zaten hani Emre Belezoğlu ile Sivas'a yenilerek kaçırılan şampiyonluk var. Aykut Kocaman döneminde çok gol atılmasına rağmen. Hı e, taraftarı maçlara yeteri kadar ilgi göstermediği doğru. bir dönem var. Hiç dolmuyordu o sene maçlarda. Şimdi bu sene yani kulüp genel anlamda çok pozitif bir hava içerisinde basketbol, voleybol takımları dahil. Her branşta. Her branşta doğru ayarlar bulunmuş gibi gözüküyor. İşin ilginç tarafı futbol takımı 34 gol atıp hani birçok insanı Fenerbahçe ile yapan o 88-89 efsanevi sezondan daha fazla 10 gol daha fazla atmış olmasına rağmen rakipleri hakikaten iyi futbolla sirkülese ederek giderken Avrupa çok ilginç bir şekilde nasıl psikoloji anlamadım. Altay'a ha, Rem maçında birini 6 pastan vurdurdular. Evet. Diğerleri zaten birisi dip 90'a gitti. Birisi de yukarıdan böyle şey. Sayılmayan offside olan golü de çivi gibi gitti. Çok Hapsan enteresan onu. yani. Yok takılmış. Takıl, ya, yani takılmışlar bir şeye. Bir travma var. Altay konusunda. Ha, diyorlar eskiden eskiden de böyleydi gerçi. Sabırsızdı Fenerbahçe taraftarı. Yani öyle değişti de bir... bir ama Sabreden bunu... kimdi? Yönetim. 2002 bak ben sana bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarının biraz daha böyle sakinlemesini sağlayan şey o 95-96'dan 2000-2001 yılları arasına kadar olan 90'lı yılların hmm. ikinci arasında başarısızlık ve sonrasında da o hep destek tam destek diye bir pankart çıktı. Mustafa Denizli sezonunda ve o pankartın vücuda geldiği hal Gaziantep maçı 3-0'dan 4-3'e evet. dönen. Şimdi onun versiyon ikisini yapmak zorunda Fenerbahçe taraftan. 96'dan taraftar. önce de 7 yıl bekleme var. 90 O da var tabii tabii. Yani o onu biraz daha şimdi tribündeki bence kimliğin değişmesiyle de çünkü o biraz durulmuştu Fenerbahçe tarafta. Biraz daha e, sakin, soğukkanlı bakmayı başarmıştı ama yine yeni dönemde bu üst üste gelen başarısız sonuçlar nedeniyle Altay Fenerbahçe'nin en değerli futbolcularından birisi, takımın liderlerinden birisi ve özgüvenini nasıl etkilediğini sadece yan toplara çıkışlarına baksınlar. Yüzde yüz alamayacağı hiçbir topu almayı denemiyor Altay. Yumruklayarak ceza sahası dışına gönderiyor ki Doğru. birden fahiş hata yaparsam yine maç, tepeme... Bir... Bu oldu. Bu maçta çok net bir örnek oldu evet. Çok güzel tespit. Böyle İlk çok yerdeydi değil mi? Sağdan şeyden de değil. Şey, içeriden ya. de değil yani. Ya bir kere Bayağı uzaktan düşen yaparım. bir futbolcu. Elinden evet, tutup çekil çıkartın ya. Ya George Şişe'sut söylüyor bunları. Ya zaten kazanırken herkes takıma destek çıkıyor. Giyan Fenerbahçelilerin en çok övündüğü şey yani işte 2010 2011 sezonunda 3 Temmuz sürecinde caddelerde, kaldırımlarda yapıyorsanız yani Altay profesyonelli üst safada beyefendi ya bir tane şey var mı ne de falsosu görmedik yani. yani Rakibine Boca karşı da. Evet. çalışıyor belli. Çalışmasa George Jesus ya sürekli korur mu? bir ama 12 numara çok formsuz. Yani şeyle değil. Tamam bütün maçlar doluyor ama sen dedin ya derbi ile alakalı. Her zaman taraftarın olması avantaj değil. Evet bu sezon coşkunlu Fenerbahçe taraftar ama bu sezon şeyden Kara Gümrük maçında 3. golü yiyince ıslık. O maçı kendi başına taraftar kazandı. Yeniden tribünde taraftar şey futbolcular maçın içine çekti. Ben bu konuda da, bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Gene Altay meselesi de konuşmuştuk. Veya Ersin ne? Ersin, işte, Altay, Necip bu sezon. Nokta nokta ilgili. <laughs> evet, dolu, dolu konuşmuştuk. Bence bu Fenerbahçe taraftarı özelinde bir durum değil. Günümüzün temel sorunlarından biri bu. İşte daha Ersin, Necip'i yeni yaşadık. Yarın öbür gün Galatasaray'da da illaki yaşayacağız. İyi gitse de kötü gittiği zaman zaten yaşanıyor da yaşayacağız. E, Trabzon'da daha işte şampiyon takım. 38 sene sonra şampiyon, homurtular momurtular. Bence bu hakikaten Fenerbahçe üzerinde bir durum değil. Yani. Bu artık toplumdaki değişimle alakalı bir şey. Belki senin dediğin gibi tribünlerin değişmesiyle, jenerasyonların Evrimi değişmesiyle, şey. bakış açısıyla alakalı bir şey. Sosyal medya ile alakalı bir şey. Bunun sosyolojik nedenlerinin belki araştırması lazım. Ama Fenerbahçe üzerinde bir durum yok yani. Daha hiç kimse hiçbir şey tahammülü yok. Hiçbir şey. Çöp, altına hemen çöp. Çöp, evet çöp aynen. O kadar parayı ben hayatında kale bir tane 7 metrelik kaleye hiç Geçti. Şey yapmamış. Ha burada ya belki bu profesyonel okey onun mesleği o zaten onu başarmak zorunda ama bu şey gibi değil ya. Bu yani orada vida sıkıştırmıyor yani son derece standart bir iş yapmıyor. Belki bu kadar zor bir şey olduğunu farkına varmamaları medyanın da kabahati vardır. O kendimizi de şey yapmamız lazım hani illa X, F Ali Emre'yi emeğiyle bile değil de yok yok. Fricide. Hayır hayır. Genel olarak Belki daha fazla etkileniyorlar. Daha fazla bu sosyal medyada dolaştıkça bilinç altına yerleşiyor. Çok zor buna <laughs> mücadele. Ben etkilenmedim. Psikoloji çok karışık bir şey. Etkilenmedim demek bile aslında o işi emin olamazsın. <laughs> emin olamazsın. <laughs> düşündüğünü göster. Yani işte Berke Özer'de de geçen sene 3 tane uzaktan gol yedi. Instagram <laughs> hesabını kapattı. Eee etkilendi, çok etkilendi ve sonra baktı o hani başka nedenlerle Portekiz'e kaçtı. Portimonense de Japon kalecinin arkasında kaldı. Hiç oynamadı da. Sürekli Sen de gidenleri çok iyi evet, takip ediyorsun. Ya ben çünkü merak ediyorum. Takip diye Ya hatırlarsın, gol programı da yaparken şey yapardık ya böyle uzaklara gidenleri hı hı. Hani çünkü farklı maceralar, Gözden farklı uzak, gönülden uzak evet, gönüldenerek evet. ne O zaman Mustafa Sandal'dan gelsin gidenlerden gerek nokta. Hakikaten nokta bence de. İşte de şu var. George Jesus'la alakalı bu rem maçından önce ya da sonra yaptığı hani. <laughs> hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak kadar var. güçlü bak, değiliz. Bak. Kazanamayacağımızı biliyoruz daha da net. Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı. Şimdi değil. bu size hangi açıklamayı hatırlattı? Vitor Pereira. Evet. Vitor Pereira yaptığında biz ne demiştik? Vizyonsuz demiştik. <laughs> Ama bir dakika Vitor Pereira'nın fark, bence farklı. de farklı. Koca bir fark var. Vitor Pereira. Sen de benim aramda. Evet. Vitor Pereira'nın üslubu yani şimdi tam cümlelerini hatırlamıyorum ama üslubu farklıydı. Bana bunu kazanın demedi kimse. Ligi istiyor sadece kulüp gibi bir yani ben istiyorum ama kulüp istemiyor ya varan mealen bu sonuca çıkan bir açıklamaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sen senin hafızan daha iyi benden. E, aynı şekilde ha? doğru doğru hatırlıyorsun abi. Eee Jesus'ta şöyle bir fark var. O biraz e, borsa spekülatörü gibi e, davranıyor dönemine göre. Şimdi grup başlarken dedi ki hani önceliğimiz Avrupa Ligi değil. Grupta kazanmaya başladığı ee, grup favori adı. değiliz dedi. Yine de favori değiliz dedi. Gruptan çıkmaya yakın grubun favorisiyiz dedi. Ha sonra. Grubun favorisi olduk dedi. Çıkacağız bu gruptan dedi. Şimdi grup bitti. Yine vitesi düşürdü. <laughs> Beklentiyi düşürdü. Ta ki ilk tur bakalım rakip gelecek. Şampiyonlar Ligi'nden <laughs> <günler> Barcelona'a <laughs> kim gelecek? Ya bir de Bayağı da gelecek var zaten. De yani. Bence ondan bak belli oldu ya oradan kimler <laughs> gelecek. Olabilir. Vitesi düşürdü. Orada o yüzden e, böyle açıklama yapıyor. Baktım bak Yazıyorum senaryoyu. Heh. Juventus geldi. Tamam mı? Zaten hedefimiz lig. Ee, <laughs> zaten şey galiba değil mi? Fenerbahçe'yi elediği sene Torino'da kaybetmişti kupayı seviyeye. Yanlış hatırlamıyorsam. Seviyeye mi kaybetti? Seviye Chelsea'ye kaybettiler. Chelsea Amsterdam'da kaybetmişti. Evet. Ertesi, Ertesi sene de e, doğru. Aa, Ertesi sene Şampiyonlar Kulübüne çevirdiniz kardeşim. Ertesi sene <laughs> Teste tabi tuttu beni ya. Ertesi <laughs> sene Torino'da kaybetmişti. O Juventus'a elemişti hatta. Evet, Şimdi hatırladım. Anlatıyorum. Bak, anlatıyorum. bak yine gel bir Juventus deyip <laughs> elerse ondan sonra bak gör e, gaz debriyaj işte, neler yapıyor hocam. Mor sektöre abi. Tecrübe işte. Yani tecrübe. Ya bu mesela bu futbolun ben deneniyor da test ediliyor da Ren karşısında ama Ren mesela 3-0'ı hocası dedi ki embesillik mi dedi ahmaklık mı dedi ben evet, de dedi. Ya. Yani futbolculardan birisi de 3-0'dan bu biraz ya şimdi en iyi oyuncularından biri 18-19 yaşındaki o Nijeryalı o Kaçuku. Ama Yeni... her sene var Kamavinga gitti. Var var tabi işte. tabii yani. tabii yani. Her sene var. Ya Adamların Fransa ol. Ligi biraz seyredeceksin Paris Saint Germain geldikten sonra biraz o yeni yetenekler, evet. atletizi falan diye seyrediyorsun. olsun Scouting. Scouting yüzünden. E, Tutamadılar yani sindiler kaldılar. Bu daha deneyimli bir takım olsa hani test edilme açısından Fenerbahçe'yi test etti ama devamını testin ikinci aşamasını geçemedi. Onlar da kendi açılarından bir sınava girmişlerdi. E, yani Juventus, Barcelona yine gelecek Atletico. olan Atletico Madrid yani Fenerbahçe bu işte Gustavo Yenik'in biraz sekecek. önce öldük ama yani Griezmann'la mücadele etmesi hani ele avuca sığmaz bir forvete karşı mesela ne yapacak? Peki, Bakalım neyim? onu o zaman düşünürüz. O zaman Start konuşuruz. da bir lider. Evet. Peki. Aynen. Efendim XF'yi noktalıyoruz. Haftaya derbi de konuşacağız. Süper yine konuşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden ve XF'nin yeni bölümlerinden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür Bekliyoruz. Beğeniliriz. <laughs> Çok güzel ya. <laughs>